Saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler. İkinci Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi EF Summit'e hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum güzel alkışlarınız için. Ben Nihan Sevinç, bu yılda yeniden aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Efendim bu yıl yine yepyeni bir tema ve dop dolu içerikle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ilk senemizde ağırlamada farklılaşma dedik ve sektörün yapı taşlarında ağırlamada farklılaşmayı zorunlu kılan dinamikleri masaya yatırdık. Bu yıl vizyoner yaklaşımımızı sürdürüyoruz ve ağırlama sektörünün geleceğini ele alıyoruz. Ve diyoruz ki ağırlama sektörünün geleceğinde peki sırada ne var? Sektörün gelişmesi için gelecek adım neyi gösteriyor? Sektörde bize nasıl bir gelecek bekliyor? Dünyadaki yenilikleri nasıl entegre edebiliriz? Peki biz bu sektörü daha ileriye taşımak için nasıl daha fazla hizmet edebiliriz? Efendim tüm bu soruların yanıtları, hepsi ve daha fazlası. EF Summit 2022 başlıyor. Üstad, çok kıymetli isimler bizimle birlikte olacak bugün ve yarın. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte oldukları için. Ama bir teşekkürüm de ana sponsorlarımıza, Unilever, Pınar ve Zwilling'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri onların videolarıyla baş başa bırakıyorum. Thank you.
Şimdi efendim Ev Summit'in mimarı, 20 seneyi aşkın süredir bu sektöre sevgiyle hizmet eden Gastromasa, Gastrovey ve Gastroantep gibi Türkiye'de ve dünyada çok önemli organizasyonlara imza atmış vizyoner bir gastronomi diplomatını sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla açılış konuşmasını yapmak üzere Sözen Grup CEO'su ve Genel Yayın Yönetmeni Sayın Gökmen Sözen. Buyurun. Saygıdeğer başkanlarım, tüm STK başkanlarım, sevgiddeğer panelistler, sektör profesyonelleri ve tüm konuklarımız hoş geldiniz. Öncelikle büyük heyecanla hazırlandığımız Ev Summit bizim için gerçekten çok değerli bir proje. Çünkü biz Antalya'ya inanıyoruz. Çünkü Antalya ağırlamanın başkenti olduğunu düşünüyoruz. Ama ağırlama sadece Antalya değil, tüm Türkiye olarak görüyoruz. Bu nedenle ağırlamanın sadece otel değil, restoranlarla beraber olması gerektiğini inanıyoruz. Bu nedenle Ev Summit'i turizmin başkenti Antalya'da yapmaya geçen sene karar verdik. Bu sene devam ediyoruz. Umarım uzun yıllarda bir Antalya markası olmasını diliyorum. Biliyorsunuz ki dünyada artık Future of Hospitality, gelecekte neler olacak, sustainability, sürdürülebilirlik, inanılmaz derecede dünya değişiyor ağırlamada. Bu nedenle biz her sene dünya trendlerini takip ederek bu vizyonda Antalya'ya da bu konuları koymak istedik. Bu nedenle hem restoranda sürdürülebilirlik, hem ağırlamanın geleceği nereye gidiyor, bu konuları hem başkanlarımızla hem sektör profesyonelleriyle görüş alışverişi yaparak panelimizi hem burada dinleyenlere hem canlı yayında vermek istedik. Bunun için çok mutluyum. Yaklaşık 165 tane profesyonel konuşuyor. Tabii ki bu sayı çok, gelecek yıllarda azalacak. Ama pandemi sonrası ya da pandeminin devam ettiği zamanda birbirimize ihtiyacımız var ve sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu nedenle biz aynı platformda buluşturmak istedik. Sadece otelleri değil, burada AVM sahiplerini, AVM yöneticilerini, butik otelleri, restorançıları da böldük. Yani Uzak Doğu restoranı da burada var, zincir restoranları da var. Burada farklı farklı kategoriler yaparak sevgiddeğer medya mensupları da moderatör eşliğinde sizlerle ortak bir sinerji yakalamak istiyoruz. Etkinliğimizin boyunca hem tadım aktiviteleri hem workshoplarla umarım zevk alırsınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Umarım güzel bir konferans olur. Sayın Sözen'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için. Efendim konuşmalarını yapmak üzere Aktop Başkanı Doktor Sayın Erkan Yağcı'yı mikrofona davet ediyorum lütfen. Çok değerli TÜROFET Başkanım, Osman Başkanım, çok değerli sivil toplum örgütlerinin başkanları, değerli turizm profesyonelleri, meslektaşlarımız, sevgili hanımefendiler ve beyefendiler, ben de hepinizi şahsım ve Türk Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii Gökmen Bey'in girişimciliğiyle bu sene ikincisini yapıyoruz. Yiyecek, içecek, ağırlama zirvesinin Antalya'da. Ben öncelikle Gökmen Bey'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten geçen yıl zor bir dönemde bu etkinliği Antalya'da yaptılar. Biz de bunun bir paydaşı olmaktan son derece keyif ve onur duyuyoruz. Bu sene de elbette biz de bu organizasyonun bir parçasıyız. Çünkü ben bunu şöyle önemsiyorum bu etkinliği. Tabii biliyorsunuz Antalya Türkiye turizminin başkenti. Bu başkent dememizin altında da doğru bir özdeşlik olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü Antalya Türkiye'de bulunan her iki yataktan biri Antalya'da, Türkiye'ye gelen her üç turistten biri Antalya'ya geliyor.
Türkiye'de yapılan gecelemenin yaklaşık %55'i de Antalya'da yapılıyor. Bu nedenle biz Antalya'ya Türkiye Turizmi'nin başkenti diyoruz. Ve bu haklı bir başkentlik. Antalya'da 1000 civarında tesisimiz var, bakanlık belgeli. 1000 civarındaki tesisin yaklaşık 420 tanesi 5 yıldızlı otel. Ben burada elbette şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Antalya dünya turizminde bir marka şehir. Dünya turizminde en fazla ziyaretçi kabul eden 10 şehirden biri Antalya. Antalya bunu sağlarken ön plana çıkmasında çok temel bir tane özelliği var. Misafir memnuniyetini en yüksek seviyelerde sağlayan, rakiplerine kıyasla çok iyi derecede sağlayan bir kent. Ama bunu nasıl yapıyor Antalya? Misafir memnuniyeti derken de iki tane alt öğe çıkıyor karşımıza. Birincisi hizmet, ikincisi de yiyecek içecek kalitesi. Aslında biz Antalya'da, tabii Gökmen Bey bizi onu hatırlattı hep. Biz hep turizmin başkenti diyoruz da belki de gastronominin başkenti de dememiz lazım artık. Çünkü girdiğiniz her bir oteldeki şu an içinde bulunduğumuz otelde de muhteşem bir gastronomi örneği, muhteşem yiyecek içecek hizmetlerin sunulduğu bir ortam var. Çünkü biz Antalya otelcileri, turizmciler olarak şunu biliyoruz. Gelen misafiri, özellikle her şey dahilin bize getirmiş olduğu bir katkı var. Gelen misafirin 24 saat içinde yiyecek ve içecek hizmetini sunduğunuz bir olana sağlamanız gerektiği için sunduğunuz her şeyin de iyi, kaliteli ve zamanında olması lazım. Dolayısıyla bizler zaten yiyecek içecek konusunda iyi olmamız lazım. Ama tabii şunu da söylemek lazım. İyinin de bir sınırı yok. Bu etkinlik de onu sağlıyor bence. Daha iyi nasıl olabiliriz? Bu çerçevede yiyecek içecek kalitesinin ve gastronomi örneklerinin çok iyi olduğu Antalya bölgesinde ben de diğer şehirlerden gelen tüm dostlarımızı buradaki deneyimlerini paylaşmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü yiyecek içecek ve hizmet kalitesi sadece Antalya değil. Çünkü ben Antalya turizmi derken Türkiye turizmini bahsediyorum. Antalya turizmi Türkiye turizminin başkenti. Antalya'da bu birlikteliği ve bu hizmet kalitesini sağladığımız zaman Türkiye turizmine de büyük hizmet etmiş olacağız. Bu vesileyle Gökmen Bey ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Antalya'mıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Konuşmaları için Sayın Erkan Yağcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trofet Başkanı Sayın Sururi Çorabatır'ı sahneye davet ediyorum. Bugün ilk uzun zamandan beri ilk defa A protokolün hitap etmeden başlayacağım. Herhalde biz bizeyiz, hep beraberiz. Çok değerli başkanlarımı görüyorum burada. Gastronomi dünyamızın çok değerli temsilcileri. Sevgili sivil toplum örgütü başkanlarım, pandemi döneminde hakikaten çok güzel beraber çalışmalar yaptık. Bütün başkanlarımı burada görüyorum. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklar, basın, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen 2. Uluslararası Gastronomi Yatırımları Ağırlama Zirvesi EF Summit'e hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, biz Türkiye Otelciler Federasyonu olarak yönetim kurulumuzla birlikte özellikle bu tür düzenlenen zirveleri hakikaten çok cani gönülden destekliyoruz. Gastronomi serüveni ve önemi pandemi dönemiyle bildiğiniz gibi kendisini iyice hissettirdi. Seyahat hareketlerinin sınırlandırılması, tüm dünya ülkelerinde uçuşların durdurulması, sınırların kapanmasıyla yaşanan krizde ne yazık ki turizmi doğrudan etkilerken beraberinde yeme içme sektörümüzdeki işletmelerimizde hiç yaşanmadığı kadar uzun süreli kapatmalar yaşayarak olumsuz etkiledi. Burada özellikle tüm işletmelerimize, İstanbul'dan Hakkari'ye, Trabzon'dan Fethiye'ye, bütün ülkedeki işletmelerimize turizmden sonra en çok etkilenen yeme içme sektörünün, gastronomi sektöründe gösterdikleri sabıra, pandemi döneminde bizlerle yol arkadaşlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, devletle birlikteki olan işbirlikleri için, destekleri için hakikaten sizlere çok teşekkür ederim, minnettarım size. Her ne kadar başlarda bilmezliğin vermiş olduğu bir panik havası yaşansa da üretim, tedarik zincirlerinin yeniden devreye girmesiyle süreci daha sakin geçirmeyi başardık. Bu dönemde gıdada yerellik
üretim ve tüketim zincirinde iyi koordine olmayı ve gıdayı bu arada israf etmemeyi de öğrendik. Pandemi etkisinin yavaş yavaş geride kalmasıyla ülkelerin seyahat kısıtlamalarını hafifletmesi, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerimizin hepsinin bir anda devreye girecek olmasıyla bu yıl turizm rakamlarımızın yüzümüzü güldüreceği beklentisi içindeyiz. Geçtiğimiz yıla oranla erken rezervasyon satışlarında 2019 rakamlarına çok yaklaşacağımız bizi umutlandırıyor. Fakat malumunuz bütün dünyanın çok yakından takip ettiği, dün akşam hepimizin de izlediği gibi bir Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik hala devam ediyor. İnşallah kısa sürede barışçıl bir şekilde biter. Biz de bundan çok etkilenmeyiz. Ama biz bununla ilgili çalışmalarımızı, tedbirlerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapılacak bütün stratejik hareketleri birlikte yapmaya başladık. Hemen de onun tedbirlerini alıyoruz. Biraz da size 2021'den bahsetmek istiyorum. 2021 yılını biliyorsunuz turizmde 30 milyon misafir, 24 milyar dolarlık bir gelirle kapattık. İspanya, İtalya ve diğer ülkelere, bizim rakip ülkelerimize göre baktığımızda onların önünde kapatmayı başardık. Hakikaten bu birlikte, birlik beraberliğimiz hem sizlerle hem kamuoyuyla olan uzun yıllardan beri beraber yönettiğimiz bu fırsatı yakaladığımız bir dönem geçirdik. Bize göre başarılı bir rakamdı. Onun için buradaki tüm paydaşlarımıza çok tekrar buradan teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, hepimizin bildiği gibi küreselleşen dünyada insanların turizm anlayışı çeşitli sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerle birlikte değişkenlikler gösterdi. Tatil anlayışı değişmeye başladı. Bazı ülkeler özellikle gastronomi turizminin ülkelerin kültürel değerlerinin en önemli parçası olarak değerlendirmeye başladı. Ve bu durum bütün dünyada turizmde gastronomiye eğilimi arttırmış bulunuyor. Yeme içme kültürüne verilen önem ve ilginin artmasıyla birlikte kültürel çekiciliğin ana faktörünü oluşturan gastronomik miras kavramı artık ülkelerin kendi kültürel değerlerini kapsamında da değerlendirilmeye başlandı. Bu yüzden ülkemize gelen ziyaretçiler deniz, kum, güneş gibi klasik tatil anlayışının dışında farklı yeme içme faaliyetlerini de tercih etmeye başladı. Ülkemiz bu bakımdan çok zengin bir altyapıya sahip. Seyahatlerinin her anında gastronomiden zevk alma ve deneyimlerini turizmin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye başladılar. Ülkeler gastronomi turizmini kültürel değerlerinin en önemli parçası olarak değerlendirmeyi sağlarken bu alanda da ekonomileri için gastronomi ile birlikte önemli bir şekilde gelir elde etmeye başladı. Dünyada gastronomi turizmde pay sahibi olan Amerika, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerin gastronomi turizmi sayesinde turizm gelirlerinin büyük kısmını da buradan elde ettiklerini hepimiz biliyoruz. Bugün Dünya Turizm Örgütü'nün rakamlarına baktığımızda her 100 kişiden 25 kişisi gastronomi için seyahat ettiğini belirtiyor. Bu rakamlar her yıl giderek artıyor. Araştırmalara göre turizmde en çok geliri bırakan alan gastronomi alanı. Değerli konuklar, pek çok kaynak dünyanın en zengin ilk 3 mutfağı arasında Türk mutfağını sayıyor. Burada çok değerli üstadlarımız var. Onların yazılarını, geçmişteki olan yazılarını okudum, değerlendirdim. Sıralamaya baktığımızda Osmanlı, Fransız ve Çin mutfaklarını oluşturmakla birlikte Osmanlı mutfağı gibi bir mutfağa geçmişe dönük baktığımızda 15. yüzyıldan bu yana şekillenmiş 500 yıllık bir mutfaktan söz ediyoruz. Hatta dün Vedat Bey'le de bir görüştüm. Bunun daha öncesine de dayandığını söyledi kendisi. Hakikaten doğru. Türk toplumunun uzun bir geçmişe sahip olması, kendi yemek kültürünü geliştirmesiyle de mümkün olmuştur. Türk mutfağını ilk üçe taşıyan çeşit zenginliğinin Orta Asya ve Anadolu topraklarını sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik uzun bir tarihsel süreç boyutunda birbirinden farklı ve birçok kültür ve medeniyetlere sahip medeniyetlerden etkilenerek Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun saraylarında keşfedilen yeni tatlar sayesinde Cumhuriyet'in kurulması ile de Türk mutfağının geliştiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu kapsamda incelendiğinde Osmanlı saray mutfağının Türk mutfağına uzanan ve zaman içerisinde geliştiren yiyecek ve içeceklerin destinasyonların çekiciliğini arttırması, kültürel tanıtım aracı olarak da kullanılmasında çok etkili olmuştur. Yaşadığımız ülkemizin
coğrafi konumu, iklim koşulları, yeme içme kültürüne yön veren unsurlar, coğrafi bölgelerimizin kendine özgü tescilli ürünleriyle, yemek kültürüyle ayrı ayrı şeyler sergilemektedir. Bu anlamda bakıldığı zaman ülkemizde gastronomi turizmi geliştirmek, nitelikli turiste ulaşmak, buranın altını çiziyorum. Gastronomi turizmi bizim ekstra gelirimize de katkıda bulunacaktır. Turizmin 12 aya yayılması ile bizim beklentimiz olan turizmin 12 aya yayılmasına olanak sağlarken rekabet içindeki olduğumuz diğer ülkelerle, rakip ülkelerimize de bize bir avantaj sağlayacaktır. Buradan size bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Başkanlarımla, Ramazan Başkanım, Kaya Başkanım çok iyi biliyor. Turizm Geliştirme Ajansı'nın dünya çapında yaptığı yoğun tanıtım faaliyetleri, gastronomi turizmimizin ülkemiz için daha da önem kazanacağının, bu alandaki rekabet şansımızın daha da arttırılacağının Turopet olarak farkında ve bilincindeyiz. Buradan hepinize duyurmak istiyorum. Türkiye Otelciler Federasyonu şahsım ve yönetim kurulumu adına gastronomi ile ilgili bir avantaj olarak gördüğümüz, sektörümüz için avantaj olarak gördüğümüz, yol arkadaşlığı yaptığımız gastronomi ile ilgili yapılacak her türlü etkinlikte, her türlü destekte hepinizin yanınızda olacağını söylemek isterim. Sözlerimi sonlandırmadan önce bu keyifli organizasyonda emeği geçen, başta Sayın Gökmen Sözen'e ve destekleyen tüm kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Antalya'da böyle bir organizasyonun başkanlığını destekleyen sevgili Aktop Başkanıma, benden önceki Turofet Başkanıma desteklerinden dolayı da teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunarım. Konuşmaları için Sayın Sururi Çorabatır'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Sayın Osman Ayık'ın sahneyi teşrifleri arz olunur. Değerli katılımcılar, yerli yabancı misafirlerimiz, konuklarımız, sivil toplum örgütü başkanları, Aktop Başkanım, Turofet Başkanım. Ben bugün tabii başka bir kimlikle buradayım. Daha önceden aranızdan çıkmış bir arkadaşınızdım ama bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek adına sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Onun adına burada değerli katılımcılara kısaca bu organizasyonla ilgili Sayın Başkanımızın yapacağı konuşmayı size aktarmak istiyorum. İkinci Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi EFSAMİT'e başkanım adına hepiniz hoş geldiniz. İkincisi düzenlenecek organizasyon sırasında ulusal ve uluslararası otel restoran yatırımcıları, şefler, food and beverage yöneticileri, gastronomi yazarları, gazeteciler ve ağırlama sektörünün tüm paydaşları sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinliklerde bir araya gelecekler. Değerli sunucumuzun da belirttiği gibi gastronominin geleceği ve kalbi burada atacak aslında. Burada çok değerli katılımcılar mutlaka gelecekle ilgili bize çok önemli ipuçları verecek. Sayın Erkan Başkanım'ın da belirttiği gibi Antalya dünyanın en çok misafiri ağırlayan 10 kentinden bir tanesi. Bu aslında tam da bu noktada gastronomi için son derece önemli bir iklim ve ortamın varlığını aslında gösteren bir delildir bu. Antalya'nın bunun yanı sıra sahip olduğu doğal ve kültürel değerler bu kenti dünyanın vazgeçilmez destinasyonlarından biri de yapmıştır zaten. Bu herkesçe aşikardır. Kentin sahip olduğu birçok değer ve her geçen gün eklenen yeni özellikler canlı bir yaşam zenginliği sunmaktadır. Ki biz buna lifestyle diyoruz. Lifestyle'ın olduğu yerde turizm zaten bambaşka bir kulvara ve boyuta evrilir. Gastronomi bu zenginliği güçlendirecek en önemli unsurlardan biridir. Ve tüm dünyada yükselen trend olmuştur. Antalya'nın paket tur bağımlılığını ve turizmin mevsimselliğini kırma konusunda son derece etkili olacak alanlardan da bir tanesidir. Biz onun için son derece önemsiyoruz bunu.
Antalya son yıllarda farklı alanlarda birçok önemli organizasyona ev sahibi yapmaktadır. Kentimizin sahip olduğu başta nitelikli yatak kapasitesi ve diğer altyapılar bu organizasyonlardan başarıyla çıkmasını sağlamaktadır. Erkan Başkan'ın belirttiği gibi de hizmet standardındaki yükseklik ve ürünün kalitesi aslında bütün bu organizasyonların başarılı geçmesine en büyük katkıyı yapan ve buradaki turizm profesyonellerinin ve emekçilerinin katkıları da son derece önemlidir. Bu organizasyonlar kentimizin algısını değiştirerek marka değerini güçlendirmektedir ve 12 ay yaşayan bir destinasyona dönüştürmektedir kentimizi. Antalya ülkemizin en önemli tarım kenti, diğer bir deyişle tarımının da başkenti konumundadır. Yoğun tarımsal faaliyetler arasında iyi tarım uygulamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin yetiştirilmesi ve markalaşması konusunda üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca bu ürünlerden oluşacak menüler ve yöresel lezzetler konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece bölgemizde yeni gastronomi rotalarının oluşmasını sağlayarak bu alanda ülkemizin ve dünyanın önemli merkezlerinden bir tanesi olmasına katkı koymak istiyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak. Bir slogan var biliyorsunuz, yerelleşerek, özgünleşerek markalaşma. Bu bizim Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Ayrıca sonbaharda düzenleyeceğimiz gastronomi festivaliyle de bu hedefe ulaşmakta bizlere ve kentimize son derece katkısı olacağına inanıyoruz. Ağırlama sektörünün geleceği temasıyla gerçekleştirecek olan etkinlik 2 gün boyunca 41 farklı oturumda 200'e yakın sektör profesyonelinin deneyimlerini ve öngörülerini dinleme ve öğrenme fırsatı sağlayacaktır değerli katılımcılara. Antalya'nın tarım, turizm ve ağırlama sektöründeki rolünü daha da pekiştirecek ve ön plana çıkartacak bu organizasyonların düzenleyicisi Sayın Gökmen Sözen ve ekibine ev sahipliği yapan Nirvana Kozmopolitan Otel'e ve diğer destekçilere ve sponsorlara kentimiz adına ve Büyükşehir Belediye'miz adına teşekkür eder, saygı ve sevgiler sunarız. Başkanımın da sevgileriyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hitaplarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediyesi Turizm Danışmanı Sayın Osman Ay'a şükranlarımızı sunuyoruz efendim.